Merhabalar Medyascope TV izleyenleri. Bugün konuklarımız Süreyya Algül ve İsmet Akça. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Bir rapor hazırladınız. Olağanlaşan OHAL, KYK'ların yasal mevzuat üzerindeki etkileri üzerine aslında bütün yapısal değişiklikleri anlattınız raporda. İsmet Hocam, sizle başlamak istiyorum. Şunu sormak istiyorum. Bu rapora başlarken temelde neyi amaçladınız ve bu hazırlık süreci sizin için nasıl gelişti? Yani şimdi Türkiye'de 1,5 yıla ulaşmış bir olağanüstü hal yönetimi söz konusu. Ve aslında bu yani hukuken o halin ötesinde aslında fiilen de bir olağanüstü hal yönetimi altındayız. Çünkü normal olarak anayasanın çizdiği sınırların çok ötesinde bir OHAL uygulamasıyla karşı karşıyayız. Ve bu uygulamalar da esas olarak OHAL kanun hükmünde kararnameleriyle gerçekleşiyor. Ve bu kanun hükmünde kararnamelerle işte devletin kurumları, çeşitli alanlar, yani hayatın çeşitli alanları çok ciddi düzenlemelere tabi tutuyor. Yani OHAL'in ilan edilmesiyle alakasız alanlarda çok ciddi düzenlemeler var. Ve bunlar çok fazla düzenlemeler. Biz bu çalışmada, yani 5 kişi bu çalışmayı, bu raporu hazırladık. Şu anda ikimiz buradayız sadece. Hülya Dinçer, Erhan Keleşoğlu ve Barış Alp Özden de diğer 3 arkadaşımız. Bu raporda şunu yapmaya çalıştık esas olarak. Bu KYK'larla bu kadar kapsamlı, ayrıntılı, çok teknik hatta boyutta içeren düzenlemeler nedir? Bunun biraz resmini çıkarmak ama detaylı, ayrıntılı, tüketici bir resmini çıkarmak, bunu sınıflandırmak, tasnif etmek ve tabii ki de bunların ne anlama geldiğini kısaca da olsa söylemek. Hedefimiz dolayısıyla buydu. Çünkü burada devasa bir külliyat var. Yani 30 KYK, işte 1100 küsur, 1200'e yakın madde ve bütün bunlara tek tek detaylı bakıyoruz. Baktık, bir önceki düzenlemelerle karşılaştırdık ve bunların ne ifade ettiğini. Dolayısıyla hedefimiz bu resmi koymaktı. Yoksa hiç şüphesiz ki yani bu bütün bu düzenlemelerin siyasal açıdan, rejim açısından vesaire neler ifade ettiği çok daha uzun tartışmayı, başka çalışmaları gerektiriyor. Ama her çalışmanın hem zaman hem hacim olarak belli bir sınırı olması lazım. Bizim hedefimiz de böyle bir şeydi. Evet, en kapsamlı OHAL raporlarından bir tanesi. Peki Süreyya Hocam, şunu sormak istiyorum. Yani sizin bu raporu hazırlayış sürecinde en çok gözünüze çarpan şey neydi? Yani orada yapılmak istenen nasıl gördünüz, nasıl yorumladınız? Aslında yani şimdi tahmin ettiklerimiz vardı ve tahmin ettiklerimizde o rapora bakınca tahmin ettiklerimize haklı çıktığımız konular oldu. Bir, kamuoyunda az çok basında yer alan işte haberlerden önemli bir değişim, dönüşümün bu KYK'lar ile yapılmak istendiği yapıldığına ilişkin zaten bir kanı vardı az çok. Onun izlerini görüyorduk. Şeye bakınca, değişikliklerin ayrıntılarına bakınca, KYK'lara bakınca, onları tasnif etmeye başlayınca gerçekten de bir çeşit rejim dönüşümünü hedefleyen bir çabanın olduğunu mevzuat eliyle, devletin mimarisinin değiştirilmesinin amaçlandığını somut düzeyde, mevzuatta somut düzeyde görmeye başladık. Aslında şunu da söylemek lazım, onu atlamamak lazım. Biliyorsunuz yani çok önce Cumhurbaşkanı işte anayasa işte buzdolabındadır, anayasal düzen şu anda raftadır benzeri açıklamalar yapmıştı. Yani bunun aslında şeyi kafalarda bir proje olarak olduğu malum zaten. Ama işte olağanüstü hal süreciyle özellikle bunun aslında somut şeyle, bu değişiklikler eliyle özellikle yargı, emniyet, güvenlik alanlarında hızla mevzuata girdiğini görmüş olduk. Peki İsmet Hocam, şunu da sormak istiyorum. Yani size de aynı soruyu sormak istiyorum. Bir taraftan da benim raporu da incelerken en çok dikkatimi çeken, hatta en önemli olduğunu düşündüğüm yerlerden bir tanesi de yetkisizlik. Yani böyle bir Anayasa Mahkemesi'nin KYK'lara ilişkin verdiği yetkisizlik kararı ve aslında bütün bu KYK'ların, hep de tartışılıyor bu, denetimsiz hale gelmesi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi aslında Süreyya'nın demin bıraktığı yerden gidelim. Ağustos 2015'ti, seçimler sonrasıydı. Cumhurbaşkanı
Türkiye'nin idari sistemi fiilen değişmiştir. Dolayısıyla anayasanın da buna uygun hale gelmesi gerekir demişti. Ve bu da 16 Nisan'da gerçekleşen referandumda kağıt üzerinde de hayata geçirdi. Fakat esas daha öncesinde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen, 20 Temmuz'da ilan edilen o hal ve hemen ardından çıkarılmaya başlanan KYK'larla aslında daha referandum gerçekleşmeden ve referandum gerçekleştikten sonra, referandumda çünkü bir takım şeylerin yasalarla düzenlenmesi öngörülüyordu yeni sisteme geçişte, aslında bu yasa çıkarma falan süreci beklenmeden aslında OHAL KYK'larıyla bu yeni sistemin, bu yeni siyasal sistemin, yeni rejim tarifinin şeyleri, düzenlemeleri hayata geçirmeye başlandı. Şimdi normalde OHAL o yüzden başladı, yani anayasanın gördüğünde ötesine geçen bir bambaşka bir OHAL yönetim yaşıyoruz aslında bugün. Şimdi normalde OHAL'in ilanını gerektiren, OHAL'le yapılan düzenlemenin konuyla sınırlı olması lazım ve bir süre sınırlı olması lazım. OHAL bittiği zaman hani o KYK'ların da işleminin bitmesi gerekir. Dolayısıyla o tipte düzenlemeler yapılması gerekir. Şimdi halbuki bizim Türkiye'de yaşadığımız şey aslında raporun, yani sadece içindekiler kısmına, başlıklara bile baktığınızda zaten net bir şekilde görebileceğiniz şey aslında çok yapısal değişiklikler gerçekleşiyor. Bu yapısal değişiklikler KYK'lar eliyle yapılıyor. Meclise getirilmiyor. Dört tanesi dışında bunların hiçbirisi meclise gelip yasalaşmadı. Ve Anayasa Mahkemesi de bu benim yetki alanımda değildi. Ben bunları denetlemem diyor. İçtihadından geri döneriz. Evet. Önceki içtihattan geri döneriz. Evet. Ki çok net bu konuda içtihad, daha önceki içtihadı vesairesi. Yani burada açıkça şunu düşünüyorsunuz. Yani değiştirilmek istenen bir düzenin veya atıyorum bu 16 Nisan'la çok tartışıldı ama ona gelmeden dahi OHAL ve KYK yoluyla değiştirilmek istendiği gibi bir resim ortaya çıkıyor aslında. Yani şimdi tabii ki şimdi OHAL'le ilgili bir şey yapıyorsunuz, bir darbe girişimi oldu değil mi? Yani bununla ilgili işte bir şey gerçekleşiyor. OHAL ilanı gerçekleşiyor işte terör vesaire gerekçesiyle. Hani şimdi özlük hakkılarıyla, tamam hadi savunma alanında bir şeyler yaptınız, acil terör tedbirleri falan. Şimdi bütün yapıyı değiştiren yetki, sorumluluk, kimin kime bağlı olduğu falan, bütün bunları değiştiriyorsunuz. Yani işte ne diyeyim, askeri personelinden tutun Milli Savunma Bakanlığı'ndaki sivil personele kadar işte özlük haklarının en detayına kadar düzenlemeler yapıyorsunuz. Yani ekonomide varlık fonu meselesinin bununla ne alakası var gibi uzatabileceğimiz. Ya da Diyanet İşleri'nin iç kurumsal yapısıyla ilgili son KYK'da ilk defa orada bir şey çıktı. Bunların yani OHAL ilanında bir alakası yok. Aslında olan şey şu anda Türkiye'de zaten fiili bir siyasal durum söz konusu. Meclis bypass edilmiş durumda. Dolayısıyla OHAL KYK'ları da yani meclisten geçmesi gereken düzenlemeleri hiç oraya getirmeden, doğrusu tartışılmadan gerçekleştirme imkanı tanıyor. Çünkü tablo onu gösteriyor. Gerçekten içindekiler kısmına... Şunu söylemekte herhalde bir sakınca yok değil mi? Yani bilmiyorum ne düşünürsünüz. Hani 2013 sonrası aslında yönelmeye başladı. İktidarın yönelmeye başladığı siyasetin yapmak istediklerinin, siyaseten yapmak istediklerinin şey eliyle, bu malum işte darbe girişimi eliyle aslında iktidara, o iktidarın şahsileştiği kişi de işte Cumhurbaşkanı'nda, bugünkü Cumhurbaşkanı'na bir çeşit şey verdiğini, yani siyaseten imkan verdiğini söyleyebiliriz. Normal şartlarda çok daha zorlanacağı, hayata geçireceği şeyleri, hedefleri aslında o haliyle çok daha kolay biçimde hayata geçirmiş oluyor. Bunu şöyle belki biraz rapora gelerek, yani bir siyasal analizi bu işin gerçekten ayrı bir şey ama kabaca böyledir. Yani 2013'te başlayan bir derin kriz var söz konusu Türkiye'de. Bunun çeşitli safhaları var. 7 Haziran seçimi safhadır, sonrasında yaşananlar başka bir safhadır. 16 Nisan başka bir kırılma anıdır ama biz bir kriz sürecinin içinde gidiyoruz ve bu kriz sürecinden mevcut iktidar bir çeşit yani literatürde süper başkanlık denilebilecek bir yeni yapıyı getirerek çıkmaya çalışıyor. İktidarını bu şekilde korumaya çalışıyor. Ne kastediyoruz bundan? Kontrol ve denetleme mekanizmalarının kalktığı, karar alma mekanizmalarının inanılmaz merkezileştiği, esas olarak başkan da merkezileştiği bir şey. Şimdi şeye baktığımızda mesela diyelim ki savunma alanı en geniş düzenlemelerin, savunma ve yargı en kapsamlı düzenlemelerin yapıldığı alanlardan. Şimdi savunma alanında ne yapılıyor? Yani çok kısaca şeye girersek, esas olarak askeri makamların, yani Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere yetkisi, kapasitesi sınırlandırılıyor, kırılıyor. Gayet iyi.
sivil makamlara, yani başta Milli Savunma Bakanlığı ya da Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı söz konusu olduğunda İçişleri Bakanlığı gibi makamlar, çeşitli kurumlar bağlanıyor, aktarılıyor. Hı-hı. İşte askeri okullar kapatılıyor, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı. Ama aynı zamanda örneğin bütün kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanırken Cumhurbaşkanı'na ve Başbakan'a doğrudan bütün kuvvet komutanlarına emir verme yetkisi getiriyor. Ya da MIT'le ilgili düzenlemelere baktığımızda örneğin MIT tamamen Cumhurbaşkanı'na bağlanıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın tamamen kontrol edebileceği, şimdi ayrıntısına ve detayına girmiyorum. Ya da Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na baktığımızda orada da iç kurumsal yapısı değiştirilerek Cumhurbaşkanı'na doğrudan bağlanıyor. İşte ihalelere vesaireye kadar yani doğrudan müdahil olabileceği, işte müsteşarını, savunma sanayi müsteşarını seçebileceği bir yapı. Şimdi bir sürü yerde kurumsal düzenlemelerde esas olarak zaten bunu görüyoruz. Yani yeni sisteme, işte Türk tipi başkanlık sistemine, süper başkanlık, hani neyi kastettiğimizi hepimiz anlıyoruz. Geçişin düzenlemeleri gerçekleşiyor aslında. Zaten bin maddeyi aşan bir düzenlemenin çok bir ihtiyacı olduğu bir koşulda mümkün değil. Peki şunu sormak istiyorum, aslında herkesin merak ettiği bir soru. OHAL bitince KYK'lar geçersiz mi olacak? Bu uygulamalar ne olacak? Bu yasalar? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi böyle bir süreci yaşıyoruz ki aslında biz normal şartlarda, evet, yani hukukçuların söylediği o normalde şey bittiğinde, OHAL bittiğinde OHAL'le özgü OHAL şartları dolayısıyla çıkarılan KYK'ların OHAL sonrasında gündemden düşmesi, mevzuattan düşmesi gerekir. Ama değişikliklere baktığımızda, demin İsmet'in özetlediği gibi, örneğin işte genel kurmayı, işte kuvvet komutanlıklarını ayırması, genel kurmaydan işte her şeyi Cumhurbaşkanı'na bağlaması, kısacası devlet aslında genişletebiliriz, birazdan ayrıntılandırırız ama öyle değişiklikler var ki bunlar devletin mimarisini değiştiren değişiklikler ve anlıyoruz ki bu OHAL'le sınırlı değil. Önceki beyanlarla da örtüşüyor çünkü, yani devleti yönetenlerin beyanlarıyla da örtüşüyor. Dolayısıyla düşmesi gereken şey pek de düşmeyecekmiş gibi gözüküyor. En azından böyle bir yönetim bitirdiğini söyleyebilirim. Sınırın aşıldığının, yani KYK sınırının çoktan aşıldığının bir göstergesi aslında. Tabii. Bunun sürekli hali. Tabii. Çok, tabii. Yani siz bütün kurumlar arasındaki ilişkiyi, bağlılığı, yetki makamlarını vesaire her şeyi değiştiriyorsunuz. Şimdi çok önemli başka değişik alan yargı alanındaki mesela düzenlemeler. Yani yargı alanında o kadar önemli başlıklarda düzenlemeler yapılıyor ki, işte örneğin müdafi, yani avukatlık şeyinden yararlanmanız, işte sayı sırası, işte avukat olmadan davaya devam edilebilmesi gibi çeşitli şeyler, ya da ne bileyim savcılara örneğin aşırı yetkiler veriliyor. İşte bilgisayar kayıtlarına el koymadan tutun, işte aramaya koymasının güvencelerin kaldırılması, işte gizli soruşturmacı görevlendirme vesaire gibi. Şimdi mesela örneğin yargının içindeki bütün işleyişi, yani bunları daha çok şey yapabiliriz. Yani silahların eşitliği ilkesi, hukuki ilkeni çiğnenmesi, buradaki güvencelerin ortadan kaldırılması, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına yönelik çeşitli düzenlemeler, gözaltı süresinin uzatılması, işte tutukluluk süresinin uzatılması, tutukluluğun dosya üzerinden incelenmesi vesaire gibi, yani bütün yargının işleyişini aslında siz şey yapıyorsunuz, ters yüz ediyorsunuz. Şimdi bunlar buradaki Pardon. Yo, bu tip düzenlemelerin şimdi, ya da varlık fonu mesela bambaşka bir alan. Yine RTÜK'le yani, ilgili. Tabii RTÜK'le ilgili, yani varlık fonu dediğimiz şey, yani bir süreyi açar. Şimdi bir ekonomik kriz sürecini aynı zamanda yönetmenin bir yeni mekanizması oluşturuyorsunuz. Yani toplanan kamusal kaynakların nerelerden kesileceğini, nereye aktarılacağını, nasıl kullanılacağını her şeyi değiştiriyorsunuz. Dolayısıyla bunlar tabii çok, yani bir yani Türkiye'deki mevcut anayasanın da öngördüğü OHAL düzenlemelerin çok çok ötesinde şeyler. Tabii, yani demin İsmet tam da varlık fonundan bahsedecektim örneğin. Yani bir yandan örneğin baktığınızda ekonomideki işte düzenlemelere, hani bir kısmı şey gerekçesiyle yapılıyor. İşte FETÖ'yle mücadele, işte kapsamında bir takım şirketlere el konulması, kayyum atanmasına ilişkin tedbir düzenlemeleri. Ama şeye baktığınızda, varlık fonuna baktığınızda aslında KYK'lar ilgili ekonominin yönetilmesine dair yeni kararlar alındığını görüyorsunuz. Köklü kararlar alındığını görüyorsunuz. Yani varlık fonu dediğiniz şey, işte Türkiye'nin önemli kamu kurumlarının, şirketlerinin, bankalarının, ne bileyim işte şeyden tutun, işte Çaykur'dan tutun, Borsa İstanbul'u ETT koyabilirsiniz, Ziraat'ı koyabilirsiniz. Bütün bu şirket şeyler, kuruluşlar şey, varlık fonunun içine konuyor ve amaç aslında bir çeşit borç çevirmek. Onların mali imkanıyla, onların değerleri üzerinden
işte borç bulunabilmesi örneğin temelde. Yani bütün bunların o halde aslında hiç ilgisi yok. Bir ekonomiyi yönetme aracı olarak belki krize gelen krizi ötelemek için belki kullanılan enstrümanlar bunlar. Ve ama yani şeyle o halde bitecek gibi gözükmüyor. Devam edecek. Peki şunu da sormak istiyorum. Yani bütün bu değişiklikler yine eğitim alanında çok önemli değişiklikler var, basın alanında var. Yani KYK'ların sadece 4'ünün mecliste görüşüldüğünü söylüyorsunuz ve diğer 26'sı hiç meclise dahi gelmedi. Ancak Hürriyet'te bir haber vardı bir hafta önce çıktı, görmüşsünüzdür. Erdoğan'ın bundan sonra kalın da açıklama yaptığı Cumhurbaşkanı Sözcüsü bundan sonra meclise getirilecek diye. Böyle bir beklentiniz var mı veya bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi şu ana kadar sadece 4 tane KYK meclise geldi. Onun dışındaki hiçbir KYK yasalaşmak üzere gelmedi. O 4 KYK'daki şeyler yasalaştı. Şimdi bu son açıklamayla yani artık o kadar çok yol alındı ki zaten o kadar detaylı, önemli, kritik alanlarda, en kritik alanlarda düzenlemeler yapıldı ki. Zaten bir başka bir takım temel düzenlemeler, seçim kanunu falan gibi 16 Nisan referandumunun arkasından gerekleri olarak seçime kadar yapılması gereken değişiklikler de var. Şimdi bunlarla zaten birleştirdiğinizde geriye çok fazla bir şey kalmadı, az bir şey kaldı. Şimdi dolayısıyla... Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği şekilde bundan sonra öyle mi olur, başka türlü mü olur göreceğiz. Yani Türkiye'de bir şeyleri öngörmek artık çok zor. Fakat meclise geldiğinde de bizim meclisin işleyişinin vesairenin de aynı zamanda hani kilitlendiği, bypass edildiği, meclis iş tüzüğünün zaten uygulanmadığı, yani hakim partinin kendi kontrolü içinde hani meclis işleyişine de zaten müdahaleler ettiği bir uzunca bir süreci yaşıyoruz. Ama ne olursa olsun tabii ki hani meclis meclistir, bir asgari hiç olmazsa tartışma ve şeyi getirir, gerektirir. Ama dediğim gibi zaten çok temel alanlar şey yapıldı, düzenlendi. Ve zaten tam da böyle olduğu için de aslında OHAL düzenli, yani OHAL KYK'larıyla yapılan düzenlemeler konusunda aslında bir dokunulmazlık, bir itiraz edilemezlik ve bir yargılanamazlık söz konusu. Yani OHAL, şimdi yine yargı bölümünde anlatıldı, OHAL KYK'larıyla ilgili işlemlerle ilgili yürütmeyi durdurma yasağı var. Görev alan kişilere sorumsuzluk getirildi. Daha önce kamu görevlileriydi. Son şeyde KYK'yla işte sivillere getirildi. OHAL tedbirlerine karşı dava yolu kapalı. İşte kurulan OHAL komisyonundaki kişilere yönelik onların yanlış kararlarından dolayı hani sorumlu olmaları söz konusu değil. Zaten hani koca bir zırh dokunulmazlık. Evet, kurumlar zırhı giydirilmiş durumda. En kritik yerde orası galiba. Yani OHAL komisyonu mesela işliyor işlemiyor. Çok bekletildi. 102.000 üzerinde başvuru yapıldı. En son bir tane açıklama yapıldı ve hani isimler belli değil, hiçbir şey belli değil. Çok böyle kapalı kapılar ardında yürüyor. Komisyon çalışması hakkında ne düşünüyorsunuz ya bundan sonraki? Ya komisyon bir kere söylemeye gerek yok ki. Bence herkes az çok farkında. Yani mağdurlar da farkında, mağdur edenler de az çok farkında ki komisyon aslında bir çeşit oyalama organı. Yani kurulduğundan beri baktığı şey sayısı çok çok az, iadeler çok çok sınırlı ve belli ki hani AHİM'le ilgili bir takım sorunlar yaşanınca bir çeşit AHİM'inde sıkışarak, tampon mevcut konjonktürde sıkışarak verdiği bir kararla, şaşırtıcı bir kararla onu hukuki bir organ, iç hukuk yolu olarak tarif etmesiyle önümüzde şimdi duruyor. Şimdi 100 bin insanın üzerinde bir dosya var, 100 bin insanın dosyası var orada. Komisyonun görev süresi bitmek üzereydi hatta en son mevcut komisyonun. 300 dosya kadar bir dosya vardı benim hatırladığım, görüşülebilen. 100 bin insanı siz ne kadar sürede o dosyaları görüşeceksiniz de adalet dağıtacaksınız? Yani çok açık ki çok büyük bir mağduriyet yaratılıyor. Yani ve bu belki 10 yıllara yayılacak bir mağduriyet yaratılıyor. Komisyonda bir, bana sorarsanız, bir göz boyama organı. Evet. Başka bir anlam ifade. Ya hatırlarsak komisyon Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular gittikten sonra ve AİM'in ne yapacağı hani tam da beklenirken aslında komisyon fikri icat edildi. Yani yargının yerine yargı sürecini ikam edecek. Çünkü idari yargı bakmıyor davalara, reddediyor. Yetkisizlik Anayasa Mahkemesi, ben yetkili değilim, ben bakamam diyor bütün itirazları. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne doğru yönelirken orada da politik gerekçelerle mahkemede zaten
komisyonu daha sonra iç hukuk, etkili bir iç hukuk yolu olup olmayacağına bakma yönünde bir karar verdi. O da topu ileri doğru attı, taca attı. Komisyon fikri orada çıkmıştı aslında biraz da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki yargılama süreçlerinin önünü kesmek için bir fikirdi. Evet. Ya aslında temel sorunumuz şu bence yani nihayetinde. Şimdi olağanüstü hal içindeyiz tamam ama olağanüstü halin bile aslında bir hukuku var. Yani hani dünyada örnekleri var hani yüzümüzün nereye döndüğünüze bağlı aslında. Yani Fransa'da da olağanüstü hal var ama böyle yaşanmadığını biliyoruz. Şimdi örneğin bu af meselesi, af anlamına gelen hatta daha tehlikeli olan hani epeyce tartışılan bunun başka şeylere neden olabileceğine ilişkin çok haklı eleştirilerin olduğu maddeyi örneğin düşünelim. Hı hı. Normal şartlarda af içeren düzenleme nereye gelir? Meclise gelir. O şeyle bile getirilse KYK'yla toplum kesimlerini temsil eden en azından parlamenter düzeyde, partiler düzeyinde bu tartışılır. Eksiği yediği konuşulur. Evet, hala bir de yasada 5'te yani, 3. Tabii yani bu en azından herkes görür ne olduğunu. Şimdi düşünün ki birdenbire siz bu maddeyi buraya koyuyorsunuz ve ben bunu çıkardım diyorsunuz. Yani bu dolayısıyla biz yani olağanüstü hal hukuku dediğimiz işte... Dediğim gibi oturmuş hukuk ülke devletlerinde işte demokrasilerde rastlamayacağımız türde bir olağanüstü hukuk yaşıyoruz. Evet, onu geçen, belki söylemek lazım. Bir de geçen sene dahil bu konuşuluyordu. Yani bunun aslında o halden çıkmaya yönelik hiçbir çaba görünmüyor şu an hala. Değil mi? Buna katılıyor musun? Ya öyle mi? Tabii. Yani görünmediği gibi bakın öyle maddeler geliyor ki mesela şeylere yasalara aykırı maddeler koyuyorlar. Şimdi denetim bittiği için yani anayasal denetim olmadığı için şu anda hukuki denetim Anayasa Mahkemesi bunu reddettiği için şu anda bence çok da rahatlıkla fütursuzca da diyebilirim yasalara aykırı olduğu biline biline yasalara bir takım maddeler ekleniyor örneğin. Siz bununla ilgili hiçbir şey yapamıyorsunuz o geçerli. Peki şu konuya gelmek istiyorum. Yavaş yavaş da sona doğru yaklaşıyoruz. Siz de aynı zamanda barış imzacısı akademisyenlersiniz. İmza metninin atıldığı ikinci senesi bugün aynı zamanda. Bu davalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Davaların gidişatı 386 yanılmıyorsam. İhraç Barış Akademisyeni ihracı var. Daha fazla 5822 akademisyen toplam ihraç edilmiş. Yani bu üniversitedeki bu dönüşüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sonuçta Türk şimdi o hal altında gerçekleşen şey iki şey var. Bir tanesi tedbirler var. Yani bu tedbirler kişilerin kamu görevinden ihraç edilmesi, işte çeşitli derneklerin, vakıfların, işte televizyon kanallarının, çeşitli medya organlarının kapatılması ya da şirketlerin kayyum atanması vesaire gibi çeşitli tedbir kararları var. Bir de düzenlemeler var. Bizim esas şeyimiz, rapor itibariyle derdimiz düzenlemelere bakmaktı. Çünkü tedbir kararlarıyla bakan daha oraya odaklanmış, sayıları çıkaran eden, başka özellikle İHOP'un Ağustos sonunda yayınladığı bir rapor da vardı. Şimdi dolayısıyla bizlerin hani durumu da aslında yani işte 110 bin insan hani diyoruz işte kamudan ihraç edilen insanlar gibi ama bizim durumumuz 15 Temmuz darbe girişimiyle dolayısıyla o halin ilan edilme gerekçesi olan hani bu darbe girişimiyle falan hiçbir ilgimizin olmadığı da aşikar. Biz barış talep eden bir metne imza vermiş akademisyenlerdik. Fakat herhangi bir asgari hukukun yargı prosedürünün işte mevcut hukuki düzenlemelere uymanın gerekliliğinin ortadan kalktığı bir noktada. Aslında dolayısıyla da hukuki öngörülmüş düzenlemelerle işlerin işlemediği, fiilen işlediği, iktidarın kimin elindeyse, kim kendini egemen olarak hissediyorsa, onun da adresi belli bu ülkede, onun ifadeleriyle bir takım düzenlemelerin, hareketlerin yapıldığı bir ortamda barış isteyen akademisyenler de hedef gösterildi açık olarak. Bizler hedef gösterdik. Bunun sonrasında da o halin yine de Müsveya'nın söylediği gibi hani verdiği bir nimet olarak ortaya çıkmasıyla da beraber aslında kamuda uzun zamandır yapılmak istenen bir çeşit tasfiye, kamunun yeniden yapılanması, bu yeniden yapılanma hem bizim baktığımız gibi düzenlemelerle kurumları şekillendiriyor hem de aynı zamanda içerideki kadroyu yani kamuda çalışan insanların tipolojisini vesaireyi değiştiriyor. Dolayısıyla buna imkan tanıdı. Kendisi gibi olmayanı alan bırakmayan ya da
ses çıkaran, düşündüğünü ifade eden insanların tasfiye edildiği bir süreç yaşandı. Üniversitede bu alanlardan dolayısıyla bir tanesiydi. Bizim için yani barış talep ettiğimiz bir metin, basit ve net bir şekilde barış talep ettiğimiz bir metin gerekçe olarak kullanılmış oldu. Dolayısıyla aslında bir oval yani sistemli, sadece böyle nesnel uzaktan baktığımız, hani bizim için bir araştırma objesi değil, aynı zamanda kendimizin de yani aslında bu ülkede yaşayan birçok vatandaş gibi, ama bizim de özel olarak yaşadığımız bir şey oldu tabii, süreç oldu bu. Süreyya Hocam, sizden de çok kısa bir... Tabii şöyle söyleyeyim, İsmet bence gayet güzel toparladı. Sadece şunu söyleyeceğim, yani dediği gibi öncelikle aslında muhalif gördüğü, aykırı gördüğü sesleri susturmanın bir aracı olarak kullanmış oldular bizleri atarak. Öte yandan da ama üniversiteleri piyasalaştırma yönünde de bir adım bu aynı zamanda. Bunu da unutmamak gerekiyor. Çünkü attıkları insanlar aynı zamanda bu piyasalaşmaya direnen aktif kesimler. Bunun önündeki engelleri kaldırmış oldular. Ve bunu yaparken de son şunu söylemekle yetineyim. Bakın mesela YÖK'ün daha önce Anayasa Mahkemesi 657'nin disiplin yönetmeliğinin akademisyenlere uygulanamayacağına ilişkin bir kararla YÖK disiplin yönetmeliğini iptal etmişti. Ve orada gerekçesine baktığınızda şunu görürsünüz. Akademisyenler normal memurlar gibi değerlendirilemezler. Varlıkları gereği, yaptıkları iş gereği onların daha geniş bir şeyle perspektiften değerlendirilmesi gerekir. Onların düşüncelerini açıklamada daha geniş bir hürriyet alanları olmalıdır gerekçesiyle aynı zamanda iptal etti. Son düzenlemede ne oldu biliyor musunuz? KYK'ya koydukları şeyde ne oldu? Şöyle bir şey var. 657'yi şeylere de bütün akademisyenlere uyguluyoruz eder Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararına rağmen. Yani bu kadar hukuksuz bir dönem. Yönetmeliği ortadan kalkınca, Anayasa Mahkemesi geçersiz kılınca baktılar. Evet. Başka bir şey ihtiyacımız var. Dolayısıyla son derece hukuksuz gidiyor ama tabii bunu söylemenin bile belki giderek anlamını yitirmekte olduğu süreçten geçiyoruz ne yazık ki. Peki şunu da sorayım son olarak kısa. 1000 maddenin üzerinde düzenleme yapıldığını söylüyorsunuz ve bununla ilgili ayrıntılı, kapsamlı bu raporu izleyicilerimiz nereden bulabilirler, nereden okuyabilirler, onu da sorayım. Henrik Böll'ün web sayfasına, Henrik Böll Türkiye Derneği'nin web sayfasına gidildiğinde raporu orasının yayınlaması için hazırladık. Oradan rahatlıkla raporun PDF halini indirebilirler. Peki, çok teşekkürler katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Medyaskop TV izleyenleri, İsmet Akça ve Süreyya Algül'le yayınlanan OHAL raporunu konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.